Caner doldurdu bir kez daha. Biraz rakibe pas oldu bu. Şimdi Deniz türü çaldı. Sıyrılabilecek mi rakibinden? Deniz sıyrılabilecek mi? Avantaja bıraktı Fırat Aydınus. Sağ taraftan Junior Fernandez geliyor. Zalay karşıladı. Junior Fernandez ve gol! Junior Fernandez Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiriyor. 42. dakikada. Fırat Aydınus avantaja bıraktı. O avantajı iyi değerlendirdi Medipol Başakşehir. 42. dakikada Junior Fernandez'le Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti Kadıköy'de. İşte burada Lemos, Deniz oynayın dedi Fırat Aydınus. Ardından o atak olgunlaştı ve Junior Fernandez sağ tarafta topla buluşup ceza sahasına girerken yerden işte böyle dar açıya rağmen düzgün vurdu. Biraz Harun'un da kapattığı köşeden hatası varmış. Evet, Harun'un önemli bir hatası var. Tabii vurana da tebrik etmek lazım. Lemos da bir sarı kart gördü az önceki pozisyonundan ötürü. İşte Başakşehir'in istediği buydu zaten. İyi kapanmak, bir ve ikinci bölgeyi kapatmak. Oradan çıkan topla hızlı şu toplarla pozisyon üretmek. Yani bütün istediği buydu ve tam da Fenerbahçe'yi savunmada yerleşmemişken yakaladılar. Yani böyle yakalayınca da tabii Harun'un da hatası. Orada Caner'in orta denemesi rakibe bir pas oldu adeta. Pas oldu. Yani bir arka arkaya hatalar geldi. İşte burada Lemos ve Deniz oyunu sürdürdü. Avantaja bıraktı. Sonra da golün ardından sarı kartını Lemos'a gösterdi Fırat Aydınus. Maçtaki ikinci sarı karttı bu. 42. dakikada Junior Fernandez'e skorboardu değiştirdi Medipol Başakşehir. Şimdi tabii şüphesiz ki daha enteresan bir maç olacak Aldin'in o maç. Yani oyunun bu ana kadarki bölümünde temponun çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Ama şimdi golden sonra bu tür maçlarda tek maç bu. Yani kaybedenin eleneceği bir karşılaşma olduğu için şimdi riskler başlayacak. Riskler başlayınca oyunun temposu da heyecanı da yükselecektir diye düşünüyorum. İşte Deniz ve Lemos ardından atak devam ediyor. Bu arada Fırat Aydınus VAR'a gidiyor. Bir darbe var ama darbenin şiddetine bakacağız. Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a çağırdı. Fırat Aydınus'u bu müdahalenin sonrasında. Evet, Lemos'a kırmızı kart çıkıyor. Sarı iptal dedi. Kırmızı kartı çıkarttı Lemos'a Fırat Aydınus. Hem golü yedi hem bir kişi eksik kaldı Fenerbahçe. Tabii büyük bir handikap sarı lacivertli takım adına. Lemos bir kişi eksik mücadele edecek. Bir kişi eksik 1-0 geride oynayacak Fenerbahçe. Bir 45 dakika en az, evet, 45 dakika sarı lacivertli takım.